Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Artık kimse iş yerime gelmiyor. Para kazanmayı bitiriyorum sanırım. Bu iş yerini kapatacağım. Dostum sakin ol. Bak dikkatlice bu sahte kıyafet polisleriyle yani. Allah koruyacağım adam ya. Dostum ne diyorsun ya? Allah Allah. Burada zaten sahte polis kıyafeti giymişim. Beni burada çıldırtma. Ne yapacağım ya? Ya yakalanırsam? Ne yapacağım ya? Dostum yakalanmayacaksın diyorum sana ya. Allah Allah, artık bizi zengin yapman lazım. O efe merkeği dolandır. Hedefimiz o. İyi tamam. Bunu yapacağım. Evet bunu yapabilirim. Tamam yapacağım. Şöyle efe merkeğinin sanırım evine buradan gidiliyordu. Ben de hiçbir şehre gitmedim ki. Paramız yok diye. Neyse bugünden sonra paramız olacak. Bu arabayı dikkatli kullanmam lazım. Herhangi başına bir şey gelirse beni öldürürler. Hemen şöyle. Bu Efe nerede? Efe! Neredesin dostum? Buyur abi, buradayım. Merhaba Efe'cim. Yani ben köylü polis. Bu şehre yeni atandım yani polis olarak. Arabamda bazı sorunlar var yani. Bu arabada sorunları halletmemiz lazım. Ne gibi sorunları var be? Yani sorunları bana söylersen ben hallederim. Yani sorunlarımız derinden sorunlar. Bilmiyorum, ses çıkartıyor, araba duruyor, bir şeyler... Ya sen halledersin işte. İyi tamam, ben halledeyim yani, sorun yok, problem yok, hallederiz. Borcumuz? Abi biz devletimizin polisinden almıyoruz ücret. Ya işte bu ya, sen nasıl bir kral bir adamsın ya. Güzel, yemi yuttu. Şimdi o arabanın içindeki paralarla onu ihbar edip... Sonra o paraları benim param deyip... Aslında çaldığımız paraları yani... Onun çaldığını gösterip onun üzerinden ahlayacağız. Alo polis mi? Bir ihbarda bulunmak istiyorum da. Efe belki arabamın içindeki paraları çaldı şu an. Boşaltıyorlar bu paraları. Çabuk yardım edin. Onlar beni bebekli başım hadi. Ya arkadaşlar sizce adam da çok garip garip konuşmuyor muydu? Ya bilmiyorum ama arabasında hiçbir şey yok gibi. Hani illaki bakalım arkadaşlar ya, yardımcı olalım ama bana hiçbir tekin adam gibi gelmedi yani, bilmiyorum. Biraz sıkıntılı bir... Sanki bu işte bir iş var ya. Anlamadım ki. Lan orada para mı var? Efe! Tutuklusun! Kaldır ellerini! Fatih müdürüm? Ne oluyor ya? Ne tutuklanması? Demek insanların arabasındaki paraları çalarsın ha? Yaptığını hiç yakıştıramadım sana Efe. Bundan sonra bu şehirdeki son günün. Ne diyorsunuz Fatih müdürüm? Ben para gördüm burada, sonra siz geldiniz. Ben onu bunu anlamam. Tutuklusun. Fatih müdürüm yapmayın etmeyin, bakın olay göründüğü gibi değil. Evlatlar Efe'yi tutuklayın. Şu adamı da arayın da parasını alsın sağ salim. Tamam mı? Fatih müdürüm bakın ben bir şey yapmadım gerçekten. Konuşma. Geç. Ya ne diyorsunuz? Ne yapıyorsun? Tutuklama. Dur. İnşallah bu işte bir sıkıntı çıkmaz. Ah telefon çalıyor. Alo. Merhaba. Beyefendi. Bir ihbarda bulunmuşsunuz sanırım da. Onun için aradım. Efe tutuklandı. Paranız şu an benimle beraber güvenle gelin, alın isterseniz arabanızı, paranız da içinde. Tamam geliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Gerçekten. Oğlum. Ya başardık. Paralar artık bizim. Paraları harcayabileceğiz. Harbi mi lan? Harbi mi? Evet oğlum evet. Hemen gitmeliyim. Hemen gidip bu işi hallettiğimi göstermem lazım. Arabadaki paraları alacağız. Ve artık o paralar gerçekten bizim olduğuna inanılır yani. Polisler tarafından hem de. Artık bizi tutuklayamazlar. Bir dakika. Polisin yanına, polis kıyafetiyle gidemem. Bir dakika dur. Üstüme bir şeyler giymem lazım. Ne yapsam? Arkadaşlar üstüme bakın. Nasıl hallettim hemen. Artık çok yakışıklı ve gerçekten bu paraların sahibi gibi gözüküyorum. Beyefendi hoş geldiniz. Şimdi araba size teslim etmeden önce bir isim soy isim alayım. İsim soy isim mi? Ne için acaba? Arabanın sizin üstünüze olduğuna dair yani. Tabii yani. Hemen vereyim. Benim ismim Mahmut. Beyefendi. Siz arabanın sahibi olduğuna emin misiniz? Ya tabii ki eminim ya. Allah Allah. Yani
arabanın sahibi olmasam niye böyle bir şey yapayım dostum? Ya polis bey, memur bey, kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım yani. Olayların şokunu da atlatamadım. Beyefendi, siz bana çok şüpheli geldiniz. Ben bu aracı çekiyorum polis garajına. Siz kimliğinizle beraber gelin. Bu aracın size ait olduğunu gösterin. Memur bey yapmayın. Yapmayın etmeyin memur bey. Böyle olmaz bak lütfen. Lütfen memur bey. Beyefendi yapacak bir şey yok. Lütfen uzaklaşın. Allah'ım yarabbim ne yaptım ben ya. Orada heyecandan ismi unuttum. Ulan bu tam yüzlük kuyruğuna geldik. Bu yapışan... Ah çok sinirlendim. Bu yapılır mı? Ne yapacağım şimdi ya? Ben nasıl dostlarıma bunun böyle bir batırdığımı söyleyeceğim. Bu arabayı çalmalıyım. Bu arabayı gece olunca çalacağım. Bu arabayı çalıp dostlarımın yüzünü kara çıkartmayacağım. Artık zengin olma zamanı geldi. Bu adam hiç gözüme güzel gelmedi ya. Bunda bir şeyler var ama ne var ben de bilmiyorum. Yani acaba FB'ye ayıp yanlış mı? Neyse ya. Ben şimdi bir şey derim yanlış çıkar. Fatih müdürümüz bize kızar ya. Şöyle dümdüz gidelim. Bu emniyete karayı çekelim. Adam gelirse alır. Almazsa da zaten o zaman bakarız. Ama benim içim yiyor ya. Ya F haksız yere yatıyorsa. Cık, olamaz. Ben bunlara gelecek ne yaptım ya? Ben sadece araba tamir eden bir insandım. Ben gidip Fatih müdürüme bu olayları anlatmam lazım. Fatih müdürüm içeri gelebilir miyim? Tık tık tık. Gel evlat gel. Tabi hemen geliyorum. Fatih müdürüm size bir konu hakkında yani danışmak istiyorum. Tabi evlat danışabilirsin. Fatih müdürüm şimdi bir olaylar oldu. Bu adam ben yanına çağırdığımda yani arabanın sahibi güya arabanın sahibi olan adam geldi. İsmini söyleyemedi, cismini söyleyemedi. Böyle bir kekeledi. Ben de şüphelendim ve arabayı polis otoparkına çektim. Haa, bu işte bir şık mı var diyorsun yani? Aynen öyle diyorum Fatih müdürüm. Bu işte bir iş olabilir. O zaman siz de arabaya dikkat edin ha. Emredersiniz müdürüm. Başka bir isteğiniz? Başka bir isteğim yok. Çıkabilirsin. Emredersiniz. Bakalım ya. Neyse. Çocuklar, arabaya çok dikkat edin. Garajda tamam mı? Arkadaşlar şimdi bu arabaya çalınacak. Arabam orada duruyor. Ulan oğlum siz benim arabama çökersiniz ha. Ben bu işin hesabını sormaz mıyım? Bakalım etrafta da kimse yok gibi ha. Arabaya yandan şöyle gitsek. Polisler de kendi aralarında konuşuyor kamerada. Hadi. Nereden kaçabilirim? Buradan. Ama buradan kaçamıyorum. Buradan kaçmam lazım. Buradan. Tamam. Lan. Bas. Of, sorgu da yeni bitti ya. Gerçekten var ya, delireceğim yani. Böyle şey olabilir mi ya? Şu arabaya da bir bakalım, göz kulak olalım. Bunlardan güvenmeyin. Lan! Araba yok! Araba yok, ne yapacağız? Abi, lan ne yapacağız? Bittik biz. Fatih müdürümüzü öldürecek. Bu işte bir iş var demiştim. Demiştim araba yok. Bittik biz. Koç. Koç. Hemen arabayı bir yere saklamam lazım. Lan. Oğlum bu ne? Burada araba var. Daha çıkarttık mı bu arabayı? Hiçbir sorunumuz kalmayacak gibi ama Tamam burada dursun o zaman araba. Tamam. Arabadaki paraları şöyle alalım. Şuraya koyalım. Kapat. Tamamdır. Ondan sonra asla bulamayacaksınız. Bu paralar sizin olmayacak. Değilse olmayacak. Tamam araba çarpmış şey efekti. Bu araba çalışıyorsa bu arabayla gitmem lazım benim. Aha. Bir dakika. Çalışıyor. Süper. Lan. Bu araba çok pahalı bir araba. Lan ne oluyor lan? Bozuldu. Vallahi bozuldu, billahi bozuldu. Yapacak bir şey yok. Bunun ömrü bu kadarmış. Neyse gidelim. Olamaz ya. Bu nasıl olabilir ya? Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Efe özür dilerim. Gerçekten ben böyle olsun istememiştim. Ne oldu ya? Ne oldu söyle. Anlamıyorum. Ne diyorsun? Efe, o adam hırsızmış. Yani aslında o paraları çalmaya çalışıyormuş. Senin üzerinden o paraları onun parası gibi gösterip bizi kandırdı. Ne? Vay hain. Lan ben bunu hiç niye düşünemedim? Efe adam arabaya alıp kaçtı. Ne yapacağız bilmiyorum. Fatih müdürümle konuşmak istiyorum ama konuşamam. Sen gidip konuşur musun?
Tamam, ben gidip konuşurum. Hadi çıkart beni buradan. Tamamdır, hemen çıkartıyorum. Sakin ol. Ben halledeceğim. Tamam, ben halledeceğim. Arkadaşlar, bu olaylar iyice çığırını açmaya başladı yani. Çığırdan çıktı. Fatih müdürüm. Lan Efe, senin ne işin var burada? Fatih müdürüm, olayları anlatıyorum. Olay çözülmüştür. Öncelikle garaja aldığınız araç çalındı. Ne? Yani ben de böyle olsun istemezdim ama şimdi şöyle anlatıyorum Fatih müdürüm. Bu adam büyük ihtimalle... Evet. Şimdi aklıma geldi. Fatih müdürüm, bu adam geldiğinde ben şehre yeni atılan bir polisim dedi. Beni kandırdı. Ve sonra bu adam bir daha hiç yanıma gelmedi. Arabasını bıraktı. Ben tam paraları gördüm. Sonra size ihbar etmiş. Siz geldiniz. Beni suçladınız. Ve para onunmuş gibi şey yaptınız. Yani adam sizin üzerinizden o çaldığı paraları aklamaya çalıştı. Size inandırmaya çalıştı. Böylelikle de size inandırıp beni tutuyordu. Hedefine tam başarmıştı ki o adam gitti kekeledi. Bizim polis memurumuz da şüphelendi ve aracı garajı çekti. Ama bilmediğimiz bir şey vardı. Adam aracı garajdan çalacak kadar cesaretliymiş. Vay ana. Vay be. Oğlum var ya, yemin ederim bunu buldum ve tebrik edeceğim. Sonra diyeceğim ki lan salak, sen Türk polisini kandıramazsın. Türk polisi her zaman adamı yakalar. Evet Fatih müdürüm, ama öncelikle bu adamı bulmamız lazım. Neyse Efe Erkanesi, bugünün günümüz bu kadar. Sağ olsun, açık olmayı ümidi. Ortak Galip Bey, sağ olsun, açık olmayı tıklayı tıklayı. Hepsi çok seviyorum. Hadi biz sonrası görüşmek üzere ve bay bay.